Merhaba, tekrardan bir aradayız. Şimdi geçirdiğim bu zor dönemde öğrendiğim 3 harika şeyden bahsedeceğim size. Yani aslında harika değiller ama bana kattıkları tecrübe sayesinde onları harika diye adlandırmak istiyorum. Bunlardan ilki efendim, insanlar kendilerine yakıştıramadıkları şeyleri pekala sana yakıştırabilirler. Ne demek istiyorum? İş aradığım süreçte ki hala arıyorum. Bana temizlikçilik yap o zaman diyen insanlar da gördü bu gözler. Böyle güzel bir turnusol oldu bu benim için insanları ayırma noktasında. Öğrendiğim bir diğer şey, her şey benimle alakalı değil ve pek çok şeyi kişisel algılamamalıyım, şahsileştirmemeliyim. İnsanlar kötü. Hem iç dünyaları kötü, hem dışarıdan aldıkları şeyler, yani stresörler kötü. Sonuçta kötü oluyorlar. Hemen hatırlıyorum. Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytanındaydı galiba. Şöyle diyordu. İyilik kimseye kötülüğü dokunmamak değil, içinde kötülük yapacak cevherin bulunmamasıdır. Sanırım böyleydi. Çok fazla katılıyorum buna. Bazılarında o cevher var. Yani kötülük yapma cevheri var gerçekten. Ve burada mesela bir sürü kötü yorum yapan insan da var bana. Yani ne yapabilirim bu konuda bilmiyorum. Umarım iyileşirsiniz. Üçüncü söyleyeceğim şey de herkes anlamak istediği gibi anlıyor. Çok yakın bir örnek. Az evvel marketteydim. Orta yaşlı bir teyze vardı. İki tane kağıt havlu almış. İşte kasiyer dedi ki bunların ikisi de kağıt havlu geçirirken. Kadının işte alışveriş sepetinde iki tane tadelle vardı. Bir tane tadelleyi aldı yerine koydu. Sonra parayı ödedikten sonra dedi ki ben iki tane kağıt havlu almışım. Evet, az önce kasiyer sana bunu söylemişti. Ama sanki iki tane tadelle almışsın gibi birini bıraktın. Sonra alışveriş bittiğinde artık sıra başkalarına geçtiğinde ben iki tane almışım diyorsun. Yani bunu tabii ki de işte yaşına vesaire verebilirsiniz ama genelde insanlar böyledir. Siz dinlemezler ve zaten hali hazırda anlamak isteyecekleri şeyler çoktan bellidir. Onu anlarlar, sonra da sizinle münakaşaya girerler. Yani ne kadar uğraşırsan uğraş, karşındakinin anlamak istediği kadar anlaşılır oluyorsun en nihayetinde. Evet. Bugünlük de böyle bir nefes bırakalım buraya. Hoşça kalın.